Ben Mert. Bu durumu ne kadar zor kabullensem de bilgisayar bağımlısı, asosyal biriyim. Yaşadığım olayların başlangıcı lise yıllarımdaydı. Birçok oyun oynar, arkadaşlıklar kurardım. Gerçek dünyada olamadığım saygınlığı oyunlarda gücümle gösterirdim. Konu bilgisayar ve oyun olunca zeki ve yetenekliydim. Okuldaysa suskundum. insanlarla konuşmaktan çekiniyordum. İçten içe onlar için bahaneler üretsem de gerçeği içinde tartıştığım zaman bunu kendime açıklayabiliyordum. Arkadaşım olduğunu iddia eden bir takım kişiler günlük cebimden zorla para alıyordu. Onları ne zaman görsem kaçacak yer arıyordum. Bunu alışkanlık haline getirmiş üç kişi vardı. Kamil okulun kabıdayısıydı. Arkadaşları Sedat ve Tuğrul onun yancılığını yaparlardı. Aslında ben onların kameli kullandığını düşünürdüm hep. Ailemin geliri iyi olmasına rağmen para almadan okula girmek isterdim. Çünkü aldığım parayı daha harcayamadan çaldırıyordum. Gerçek hayatta gördüğüm bu zalimliği ben de oyunda diğer oyunculara uyguluyordum. Onlarla saatlerce küfürleşirdik. Sahte adresler verir. Ne oldu? Gelmedin tarzı şeyler söylerdim. Kendime kralının ben olduğum bir dünya yaratmıştım. Lisenin ilk yılının sonunda sınıf tekrarına kalmıştım. Tek iyi olduğum ders İngilizceydi. Onu da oynadığım oyunlar sayesinde geliştirmiştim. İngilizce sınavı olduğu zaman insanlar etrafıma toplanır, kopya çekmek için kardeşim derlerdi. Sahte de olsa bu kısa süreçte kabul görmek kendimi insan gibi hissettiriyordu. Sınıfta kalmamın üzerine Evde yapılan kavga ve tartışmalar sonucunda psikoloğa gitmeye başladım. Benimle ne kadar samimi konuşmaya çalışsa da bir türlü kendimi ona açamıyordum. Çünkü sonuçta para karşılığı bana yardım ediyordu. Yine de bir nebze de olsa onun sayesinde gerçek dünyaya şans vermeye karar verdim. Spora başlayıp kendimi savunmak için dersler aldım. Okul başladığında yine hedef haline gelmiştim. Kendimden küçük arkadaşlarımın önünde daha ilk haftadan rezil olmuştum. Bu yüzden onlar da bana yaklaşmamayı tercih ettiler. Bu zamanlarda psikolojim iyice altüst olmuştu. Bir gün kendimi savunmayı denemeye karar verdim ve en fazla ölürüm diye düşünüyordum. Bu şekilde gitmeye devam ederse kendimi ben öldürecektim. 15 dakika olan ikinci dersin teneffüsünde kantine tost almak için inerken merdivenlerde Kamil ve arkadaşları yanıma yaklaştı. Kamil kolunu omzuma atıp vay kardeşim kantine demek ha bize de bir şeyler ısmarlarsın deyip elini cebime attı. Tüm öfkemle onu merdivenlerden aşağı itti. O kadar güçlü olduğumun farkında değildim. Tek bir merdivene basmadan yere düştü. Tuğrul ve Sedat bana baktıktan sonra yüzlerindeki korkuyu gördüm. Gidip Kamil'i kaldırmaya çalışıyorlardı donup kalmıştım. Ağzından burnundan kan geliyordu. Öğretmenler koştu başına. Kaldırmaya çalıştıklarında gözleri ters dönmüştü. Çok korkmuştum. Sadece bir kazaydı diyebildim. Ağlaya ağlaya sınıfıma döndüm. Ambulans gelip onu götürdüler. Nöbetçi öğretmen ve müdür yardımcısı beni müdürün odasına götürdüler. Odada Tuğrul ve Sedat da vardı. Kafamdan hemen planlar uydurmaya başladım. Müdür biliyoruz bunu bilerek yaptın diyerek söze girdi. Şimdi sen anlat. Nasıl oldu deyince içimden bir ses. Bu bir yalan ya da beni test ediyorlar diyordu. Onlara ayağının bana takıldığını ve yere düştüğünü söyledim. Ne kadar ısrar etseler de gerçeği söylemedim. Müdür yardımcısı müdüre. Müdürüm diğer çocuklar da görmemiş. Kazadır. Ailelerini çağıralım. Bir de onlarla konuşalım. Çocuklarla olmaz bu iş dedi. O an anladım. Bizim çocuklar korkudan olayı diyememiş. Ailelerimiz geldi. Hep beraber hastaneye gittik. Kamil'in durumu iyiydi. Sadece sarsıntı geçirmiş. O da sadece durumu takıldım düştüm diye geçirmiş. Önümüzdeki birkaç gün rahat geçirsem de yakında daha çok zorbalığa maruz kalacaktım. Bu süreçte arkadaşlıklar kurabilmiştim. Kamil iyileştikten sonra akşamüstü okul çıkışında bizden büyük kişileri toplamış getirmiş. Hepsinin tipinden bela akıyordu. Jilet yarası ve dövme doluydu hepsinde. Ben vurmayın dedikçe daha sert vurarak 30 dakika dinlenerek dövdüler beni. Bir yandan telefonla çekip özür dilettirip yalvarttırarak video çekmişlerdi. Ayakkabımı da çalıp beni serbest bıraktılar. Yolda giderken intihar etme düşüncesiyle yüksek köprü gibi yerleri kafamda düşünmeye başladım. Eve gitmek istemiyordum. Ailem bu halin ne dese ne diyecektim? Belki onlara da zarar verirler diye korkuyordum. Sorunun kaynağı bendim ve ben olmasam sorun da olmaz diye düşünüyordum. Evimizin yakınlarında elim yüzümü yıkayıp eve gizlice girdim. Kıyafetlerimi değiştirip bilgisayarımın başına geçtim. Yarın okula gitmek istemiyordum ama bunu aileme nasıl söyleyebilirdim ki? Akşam yemek masasında yediğim dayak yüzünden yüzüm şişmişti. Ailem sordu bu halin ne diye. Düştüm gibi yalanlar söyleyerek konuyu geçiştirdim. Yemek yerken ağzım acısa da zorla yedim. Aynaya gidip baktım dişlerinde kırıklar vardı. Gündüz sıcağıyla hissetmemiştim. İlk başta acımayan her yerim şimdi çok acıyordu. Ertesi gün okula gidiyorum diye çıkıp internet kafeye gittim. Okulda çaldıracağım parayı burada yiyince gün sonunda tarifsiz şekilde mutlu olmuştum. Eve döndüğümde oyunda biriyle kavga etmeye başladık. Tüm öfkemi ona kusuyordum. Ailem işte olduğu için onu sesli konuşma programına çağırıp küfürleşmeye başladık. Oyundaki ve programdaki ismi İngilizce kara büyücü anlamına gelen bir isimdi. Beni sürekli uyarsa da sonuçları kötü olur diye durmadan sövüp sahte adres verip bekliyorum diye onu kandırıyordum. Ertesi gün yine okula asıp eve döndüm. Oyundan onlarca mesaj almıştım. Sesli konuşma programına girip baktığımda çevrim içiydi ve gözlerimin çıkacağı bir sürü mesaj dizisini okumaya başladım. Kısaca benim hakkımda bir sürü bilgi, yaşadığım şeyler, adresim ve sadece benim bildiğim bilgiler. Şok olmuş şekilde ekrana bakıyordum. Kalbim hızlanmaya, adrenalin üretmeye başlamıştı. Bir mesaj daha geldi. Beni konuşma odasına davet ediyordu. Gidip gitmemeye çekiniyordum. O kadar artistlik yapmıştım. O kadar küfretmiştim. Gitsem bir dert, gitmesem gerçek hayatta başıma bela olabilirdi. Sonunda gitmeye karar verdim. Normal bir şekilde selam verdi. Onun hacker olduğunu söyleyip polise şikayet edeceğimi söylediğimde güldü. Gerçek adımı hiçbir zaman ne oyunda, ne de e-postamda, ne de sanal alemde kullanmamama rağmen bana isminle seslenip konuşmaya başladı. Nasılsın Mert kardeşim? Ne oldu? Dünden farklı bir halin var. Seni onlarca kez uyardım. Benim öfkemi kazandın. Bak adını, yaşını, adresini, her şeyini biliyorum. Ne olacak şimdi dedi. Bu sefer ona yalvarmaya başladım. En sonunda intihar edeceğimi söyledim. Oysa bana, bak kardeşim, senin içinde bulunduğun durumu bana arkadaşlarım anlattı. Neler yaşadığını ve neden böylesin biliyorum. Sana arkadaşlığımı sunuyorum. Ama karşılığında zamanı gelince ufak bedeller isteyeceğim dedi. Onun bu şekilde konuşması garibime gitmişti. Saatlerce konuştuk. Kendi ağzımdan yaşadıklarımı ve hissettiğim duygularımı ona anlattım psikoloğa anlatmadığım duygularımı ismini bilmediğim bu kişiye anlatmıştım. Konuşmamızın sonunda o da bana kendi hayatından bilgiler verdi. Kısaca annesi ve babası ayrılmış, annesi medyumluk ve büyücülük yapan biri olmuş. Zamanla o da bu ilimden faydalanmış ve cinlerle dostluk kurmuş. Adı da Akif'miş. Bana inandırıcı gelmese de bu kadar bilgiyi nasıl öğrenmiş olabilir diye Kendimi ona inandırmaya mecbur kıldım. Akif gitmeden bana pazartesi günü tüm bu sıkıntıların bitecek dedi. Biz perşembedeydik ve önümüzde çok zaman vardı. Dalga geçtiğini düşünsen de ondan korkuyordum. Onun arkadaşlarını kazanıp bana zarar vermesinin önüne geçecektim. Üç gün boyunca oyuna girmedi. Ona ulaşamadım. Kafamdan onun bir hayal olduğuna inanmaya başladım. Çünkü saatlerce bilgisayara karanlık bir odada odaklanmış durumda bakarken bu tarz düşüncelere girebilirim diye düşündüm. Pazartesi günü oldu. Okula gittim. Ne Kamil, ne Tuğrul, ne de Sedat okulda değildi. Akşam Akif'ten bir link ve gülme emojisiyle mesaj geldi. Bu benim şehrimde olan bir haberin mesajıydı. Linke tıkladığımda gördüklerim beni şok etmişti. Madde kullanan gençler Aralarında çıkan tartışma sonucu birbirini öldürdü yazıyordu. Tüm o kişilerin profillerini bana gönderdi. Bunlar beni dövüp telefona kaydeden kişilerdi. Haberde çok fazla detay yoktu ama kafamda bazı şeyler oturmuştu. Akif'le ne konuşacağımı bilmiyordum. Nasıl yapsın, nereden buluyorsun bu insanları diye sorular sorarak içimdeki tüm merak ettiğim soruları sordum. Bunları konuşmak için erken olduğunu söyledi. Diğer hafta okula. Kamil, Sedat ve Tuğru gelmişti. Tek fark her an sağa sola bakıyorlardı. Uzaktan izliyordum. Onların bana tekrar şiddet uygulamasından çekiniyordum. Öğle arasında onlarla karşılaştım. Şeytan görmüş gibi kilitlendiler. Birbirine sıkı sıkı sarılmışlardı. Gözlerini üzerimden bir saniye bile ayırmıyorlardı. Ben de yoluma devam edip aşağı inmeye başladım. Yanlarından geçerken o kısacık sürede terlediklerini gördüm. Onların yokluğunda cebimde para birikmişti. Günler bu şekilde geçiyordu. Bir süre sonra okula gelmez oldular. Geldiklerinde düzelmiş bir haldeydiler. Gelip benden özür dileyip bunu kim yaptıysa ondan uzak durmamı söylediler. Onlarla konuşmak istesem de benle daha fazla konuşmadılar. Bu süreçte Akif'le irtibatım kopmuştu. Ne kadar mesaj atsam da bana geri dönüş yapmıyordu. Zamanla kendi hayatıma odaklandım. Derslerim düzeldi. Bu süreçte bilgisayardan oyun oynamak yerine internetten bu tarz bilgileri araştırmaya başladım. Sosyal hayatım iyileştikçe karakterim değişmeye başlamıştı. Öğrendiğim bilgiler sonucunda uygulamaya geçemedim. Lise 2'ye geçtiğimde okuldan bazı kişilerin nakillerini aldığını öğrendim. Artık daha özgür şekilde okuluma gidip geliyordum. Arkadaşım olmasa da sınıftakiler benimle iletişime geçiyorlardı. İçimde sürekli duygularımı paylaşacağım arkadaş aramayısı vardı. Ama ben oyunlardan başka bir şey bilmiyordum. İnsanlarla bir araya gelince benim ilgimi çeken şeylerden bahsetmiyordular. Sonunda duygularıma yenik düşüp arkadaş olabileceğim insanlar aramaya başladım. Forumlarda, kendi yaşadığım şehirlerde olabilecek gizemli bilinmeyen şeyler hakkında kanalları takip edip yorumlarda bir bahaneyle sohbet açmaya çalışıyordum. En sonunda Nilay adında bir kızla tanıştım. 18 yaşında olduğunu söylese de yazım şekli ve kelime seçimleriyle yalan söylediği çok açıktı. Hatta kadın mı erkek mi onu bile tam olarak bilmiyordum. İlk sohbetlerimizde utangaç ve çekingen şekilde konuşuyordum. O da benim aksime gayet rahat ve konulara direkt giriyordu. Bu huyu hoşuma gitmişti. Merak ettiğim şeyleri sorarak cevaplarını almaya çalışıyordum. Güzel güzel anlatsa da merak ettiğim şeyleri konunun can alıcı noktasında bırakıyordu. Uzun zaman konuştuktan sonra onu kendime yakın görmeye başladım. Bir samimiyetimiz olmaya başlamıştı. Alemler, varlıklar ve hüküm gibi konuları artık sürekli ondan küçük bilgiler şeklinde alıyordum. Bu süreçte okulumda farklı bir şubede olan bir kıza aşık olmuştum. Zaten uzun zamandır onu seviyordum ama imkansızı istediğimi de biliyordum. Ama Nila ile konuştuğumuz konulardan sonra içime bir ümit doğmaya başlamıştı. Aşk büyüsü diye bir olguyu öğrenmiştim. O zamanlar silik ve psikolojim düzgün olmadığı için din ve dini konular bana uydurma şeyler gibi geliyordu. Din kültürü derslerinde bu konular haram dense de ben yaratıcıyı tanımamayı seçiyordum. Tövbe aşağı. Bunca zamandır neden beni içinde bulunduğum duygu karmaşası ve zulümden kurtarmadığı için ona küzmüştüm. Nelay da benim bu düşüncemi destekleyen şeylerle beni motive ediyordu. Bazı konuştuğumuz konulardan hatırladığım cümleler bizi yarattı, unuttu bizi deney olarak dünyaya yolladı gibi arkası olmayan şeyleri anlatıyordu. Ona, sevdiğim kızı anlatıp onun bana benim sevdiğim kadar aşık olup olamayacağını sorduğumda gülerek cevap verdi. Sonunda ilk denemeni yapabileceksin dedi. Bir adres verip hafta sonu belirlediği saatte oraya gelmemi istedi. İlk başta korkup çekincelerimi anlattıktan sonra çağırdığı yerin kalabalık olduğunu ve uzaktan bakmamı Korkarsam dönmemi söyledi. Verdiği cevaplar mantıklı gelmişti. İçime doğan cesaretle hafta sonu dört gözle beklemeye başladım. Bu süreçte ailem de bendeki olumlu değişimleri görüyordu. Sosyalleşmeye başlamış dışarı spor yapmaya çıkıyordum. Uzun senelerin enerjisini atıyordum. Bedenim çok hızlı yorulsa da günden güne bir önceki günden daha uzun dayanıyordum. Hafta sonu olunca verdiği adrese otobüsle çıktım güzergahında bir kilometre uzakta otobüsün yolu değiştiği için inip yürümeye başladım. İlk başta anormal gelmese de ikili, üçlü gruplar şeklinde kadınlar birbirinden bağımsız bir yere doğru aynı yoldan gidiyordu. Ben de arkalarından verilen adrese gidiyordum. En sonunda müstakil, büyük bahçeli, önünde büyük dut ağacı olan bir eve geldim. Kapının önünde koltuk ve sandalyeler vardı. Boş yer yoktu. Anlamıştım gelmek istediğim yer burasıydı. Utandığım için yaklaşamıyordum. Sıranın bitmesini bekleyip gitmeyi düşündüm. Ama bir türlü sıra azalmıyordu. Bu iş böyle olmaz deyip ben de oraya gittim. Kapıda bir kadın randevu ya da sıran var mı diye sordu. Ne diyeceğimi bilemedim. Nilay'la görüşmeye geldim dedim. Kadın burada öyle biri yok deyince utancımla beraber geri dönüp gitmeye başladım. Kapıdan çıkarken Arkamdan birisi Mert diye seslenince heyecanla döndüm. Bu Nilay olmalıydı. Hiç beklediğim gibi birisi değildi. Çekinerek yanına gittim. Utanma, korkma diyerek içeri davet etti. Evin içi curcuna halindeydi. İçeride bağırıp çağıran birisi vardı. Onun ablası olduğunu söyledi. Kapıdaki kişiler bitene kadar bir odada konuşmaya başladık. Önce kendim merak ettiğim şeyleri sormaya başladım. O da kısaca hayatını anlattı. Ailesi, köyde yaşayan sıradan insanlarmış. Anne sonra yapılan büyüden sonra ölmüş. Yaptıran kişi de babasını tekrar büyüyle ayartıp evlenmiş. Ablasıyla yapayalnız akrabalarına sığınmışlar. Akrabalarının tacizlerine senelerce dayandıktan sonra bu karanlık ilmi öğrenip babasını ayartan kadını ve tacizci akrabalarını öldürtüp geçimlerini şehirde büyü yaparak sağlamaya başlamışlar. Anlattığına göre zamanında güzel ve çekici bir kızken zamanla bedeni değişmeye başlamış. Bu da bu işin ondan aldığı bedelmiş. O da bana sorular sorup duruyordu. Kimseye anlatmadığım, kendime bile itiraf edemediğim duygu ve fikirlerimi onunla paylaşmıştım. Sanalda konuştuğumuzdan çok farklıydı. İçi içine sığmıyordu. Seneler boyunca ilk kez arkadaş olarak gördüğü biri olmuştum. Ablası seslendikten sonra beraber içeri geçtik. Ablası daha ciddi ve sert görünüşlü biriydi. Yanlarında çalışan kadın etrafı temizledikten sonra yevmiyesini alıp evden gitmişti. Ben ve onlar kalmıştık odada. Ablası kafamda düşündüğüm düşünceleri duyuyor gibi cevaplar vermeye başlayınca ne düşüneceğimi bilemez vaziyette önlerinde kala kalmıştım. Sonra... O ciddi modundan değişik. Normal konuşmaya başlayınca rahatladım. Söylediğine göre onunla çalışan cinler benimle eğlenmek istemiş. Ablası içimdeki gerçeği görüp bana şunları söyledi. İlk isteğin aslında aşk değil. O kızı elde edip senelerce ezilmenin acısını ondan çıkaracaksın. İkinci isteğin de, bu ilmi öğrenip kullanmaya çalışmak. Ama bu şu an için mümkün değil. Ne bir amacın ne bir hedefin var. Şu anki çocukça heveslerin için kullanamazsın. 20 yaşına kadar beklemelisin dedi. Bu süreçte iki şey yapacağını söyledi. İlki sevdiğim kızı elde etmemi. İkincisi yanıma benimle zamanı gelene kadar irtibat kurmayacak bir için görevlendirmek. Bu konuda endişelerim olsa da gerekli birkaç soruyu sorup kabul ettim. Dediğine göre zamanla cinle enerjilerimiz eşleşecek. Bir yandan da beni bana karşı yapılacak kötülük ya da musibetlerden koruyacağını anlattı. Bana aşk büyüsünün nasıl yapılacağını anlatıp gerekli notları verdi. Ben oradayken üstümü örtüp bir ritüel yaptı. Bu esnada yabancı bir ses konuşmaya başladı. Bu bana ait olacak Çin'di. Sesler kesildikten sonra örtüyü kaldırdılar. Telefon numaralarını verip beni yolcu ettiler. Kapıdan çıkarken son kez şunu söylediler. Buraya bizim için gelme. Biz sürekli yer değiştiriyoruz. Bu yüzden burada bulamazsın dediler. Eve gidince o günün yorgunluğuyla uyudum. Ertesi gün normal rutini olan bilgisayarımı açmak yerine dışarı çıkma isteği olmuştu. Mahalledeki parka gidip oturmaya başladım. Etrafta kimse yoktu. Yine de bu sıkıcı ortamda saatlerce oturdum. Eve dönerken yolda kedinin biriyle rast geldim. Kendini sevdirmek için yanıma yaklaştı ve bacağıma mırıldanarak sürdürmeye başladı. Sevmek için eğildim. Elimle başını okşadım. İkinci kez ileri geri yapmak için elimi hareket ettireceğim esnada elim kontrolünü yitirdi. Gözlerimi araba şoförü gibi içten görmeye başladım. Bedenim benden izinsiz hareket ediyordu. Kediyi alıp mahalle arası kuytu bir yere götürüyordu. Kendimle uzun süre kavga etmeye başladım. Kontrolü alamazsam ne olacağı belliydi. Senelerce insanlara öfke duymuştum. Ama bir hayvan bana asla zarar vermemişti. Hatta onları yalnızlığımda sevmiştim. Öyle ezanın okunmasını duyunca bedenimin kontrolü bana geri geldi. Ama ayaklarımda derman kalmamış vaziyette yere yığıldım. Kediyi ileri doğru bırakıp kovdum. Tekrar kontrolümü yitirirsem ne olur bilmediğim için. Kendime gelince eve koşarak gidip Bilgisayarımı açıp yaşadığım şeyleri internette araştırmaya başladım. Türlü medyum ve hocalara denk geldim. Onları da araştırdığımda iyi cevaplar alamadım. Ama sonuç olarak ne kadar kötü bir duruma düştüğümü anlamıştım. O akşam sevdiğim kız için büyü yapıp okula gittiğimde kız okula gelmemişti. Uzun bir süre gelmedi. Ben bu süreçte Nilay ve ablasına defalarca ulaşmaya çalıştım ama onlar da akif gibi ansızın kaybolmuşlardı. Anladığım kadarıyla beni kandırmışlardı. Kısa süre sonra evimize yaşlı bir adam, sevdiğim kız ve onun ailesiyle geldiler. Kapıda onları görünce elim ayağım boşalmıştı. Yaşlı adam anneme beni odama götürmesini söyleyip babamla konuşmaya başladılar. Babam seslenip beni çağırınca gözlerindeki öfkeyi tarif bile edemem. Adam ailemi sakinleştirip bayılmamla süre gelecek bir takım işlem yaptı. Ayıldığımda babam, ben ve yaşlı adam arabadaydık. Uzun süre burada kalacağımı öğrendim. Bu adam bir hocaydı. Benim şu anki kişi olmamı sağlayacak kişiydi. Babam beni okuldan alıp açığa yazdırdı. Bu süreçte de hocamın sayesinde tekrar Müslüman olup yaşadığım bu kötü günlerin ne anlama geldiğini araştırıp bulmaya başladım. Küçük yaşımın verdiği cahillik ve dışlanmayla bu kötü yola sapmıştım. Dünyaya gelmemizin amacını bulduktan sonra artık yaşamak için yeni bir nedenim vardı. Akif ve Nilay'ın sonunda öğrendim. Onlar benim gibi insanları kandırıp cinlere diyet veriyormuş. Akif'in başına gelenler ise bana yardım ettiği zaman bu yaptığı işlerin bir hocayla karşılaşması sonucunda hoca cinleri bozguna uğratmış. Sonuç olarak cinler Akif'i öldürerek intikamını almışlar. Şimdi ise hayatıma sıradan bir insan olarak devam ediyorum.